Buyurun efendim. Şuna bir bak da ondan sonra hazaya gel. Altın değerinde olan mantar budur, trüffü. Bir de Türk dükkan bulduk burada, artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. Sevgili dostlar, hoş geldiniz Tayland'ın nefis adası Phuket'e. Buranın yemekleri meşhurdur, efendim tapınakları çok meşhurdur, plajları harikadır. Benimle beraber hasta olacaksınız. Bugün de Phuket Balıkçı Adası kılığındayım, kusura bakmayın. Bir Phuket balıkçısıyım ama kalbim sizlerle beraber sevgili dostlar. Bu program beraber gezeceğiz, göreceğiz ve hastalanacağız Phuket'e. Evet. Shall we? You want this? Kapkum krap. Teşekkür ederim demek. Taylanca kapkum krap. Sevgili dostlar. Kapkum krap. Efendim bunlar balık köfteleri. Gördüğünüz gibi böyle hazırlıyorlar. Keratek var. Sonra una bulayıp çat atıyor şey. Una buluyor ilk önce. Ondan sonra kızartıyor. Kapkum krap. And bir tane yiyelim mesela. Sokak yemeği. Hastasıyım. Bayılıyorum. Adamın bak görüyor musun? Bak adam motosikleti bu aslında. Motosikletin şeyi orada, idaresi. Tekerleri burada. Çok temiz, güzel yemek yapıyor. Bunlar tavuk var, balık var. Tavuğun ayaklarını yiyorlar. Ayakları pişiyor, yiyor. Şimdi bir balık alalım ve biz de artık yiyelim. Bunu saymıyor. Bu böyle bir aperatif olsun. Efendim bir starter olsun. Şimdi bir balık alıp burada beraber pişireceğiz. Buyurun efendim. Okay. What do we buy? İskenderun kardeşleri var. Güzel midyeler var. Efendim mürekkep balığı var. Mürekkep balığı var. Yengeç var. İstakoz var. Böcek yani. Biraz da ahtapot alıyorum. Baby octopus. Ufak ahtapotlar. Herhalde duyarız. Kağıt oynamaya meraklılar Taylandlar. Hep devamlı kağıt oynuyorlar. Parası nereden? Hayır parasız dedi. Parasız oynuyorlarmış. Kapkum krap. Efendim, üstüne almadık paranın. Ver bir şey baba dedim. O da bana iki tane kardeş daha hediye etti sağ olsun. Güler insanlar. Hastasıyım efendim. Güler insanları çok severiz. Yüzler gülmeli. İnşallah. Buyurun. İnsanlar fakir ama mesut. Acaba bu işin sırrı fakirlikte mi? İnsan zengin oldukça daha mı mutsuz oluyor? Bazen düşünüyorum. Fakir olunca acaba daha mı mutlu olacağız? Kuba gibi mi olacağız? Kafaya takmayalım mı paraya? Pula.
Ben takmıyorum, sizi bilmem. Allah ne verdiyse. Takanların halini gördük. Ağızları elleri yamuluyor. Paran varsa yapacağın şey hayır olmalı, hayır. Hayırsız paran varsa hiç paran olmasın daha iyi. Kendin pişir, kendin ye lokantasına geldik. Türkçesi Tayland'da. Aldık, tuttuk bir kısmını, balıkçıya verdik. Balıkçıdan satın aldık, hadi ayıp olmasın diye. Çok ucuz. Yani hepsine verdiğim 10 lira falan, öyle bir para verdim. Şu ananasın da tanesi, efendim, 2 lira. 2 lira. İşte Thai cooking bu da. Gördüğünüz gibi, what is your name? Dam. 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 Şefimiz Dam. Efendim, ne yapacağız? Chili soslu jumbo karides. İlk önce attık jumbolarımızı. Şöyle hafiften şöyle bir karıştırıyor, kızartıyor. Arkasından bir parça şeker. Şeker, toz şeker, soya sos, evet chili, chili yani kırmızı biber salçası, chili sos dedi, kırmızı biber salçası. Efendim bir parça su koyuyoruz ve içine son dakika soğanlar, ama bu soğan acı bir soğan değil, tatlı bir soğan, fazla pişmiyor görüyorsunuz, yani soğanları öldürmüyor. İçine son dakika acı kırmızı biber atıyor. Evet, soğan, yeşil soğan da ilave ettik. Ve dan. Chili sauce, prawn the chili sauce. Garlic and chili sauce. Evet, şimdi yazdık ikinci yemeğimizi. Bu efendim Hindistan cevizi suyu, coconut milk. Hindistan cevizi suyu. Satılıyor, İstanbul satılıyor galiba. Ayy! Efendim bu kırmızı curry. Dedi ki yani acı olur dedim bizi. Dedim kesmez. Biz Adanalı değiliz ama sayılırız. Tarsus'ta koyduk listeyi. Tarsusluyuz, gülüm. Bir çay kaşığı şeker. Biraz soya sos. Efendim kırmızı curry soslu karides ve bebek ahtapotlar pişiriyoruz. Tayland'dayız. Şimdi geliyor malımız içerisinde. Buyurun. Yes. Geldi mal. Mal geldi. Voilà. Très bon. Parfait. Çek! 1,5 Adana değil, Tayland karidesi. Çek! Acı. Anne. Anneciğim. Beni Tayland'da öldürecekler anneciğim. Acıya bak. Oh, oh. Adanalılar gelse buraya bayram eder. Efendim, afiyet olsun. Acı ama yeriz. Evet Allah. Türküz. Ah.
Günaydın sevgili dostlar. Cennetteyiz. Thank you. Burası cennet. Phuket'in en önemli evlerinin bir tanesinde misafirim. Bakın nasıl servis yapıyorlar. Dizlerini üzerine çekiyorlar. Servis yaparken dizlerine çöküyorlar. Enteresan bir millet çok. Ve öyle tuhaf bir yerdeyim ki sevgili dostlar anlatamam size. Burası dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Cennet gibi. Buranın mimarisi, oturduğum ev, arkadaşlarımın evindeyim. Misafirim. Otelde değilim. Burası bir ev. Ve dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Yani mimari olarak şeyde, literatürde olan bir ev. Zaten sahipleri mimar. Önemli mimarlar. Benim Paris'ten arkadaşlarım. Buradaki evimde misafirim birkaç gün. Sizle beraber gezeceğiz Tayland'da ama ilk önce evimi, bir kahvaltımı size tanıtayım. Bakın kahvaltım böyle tropikal meyvelerle. Papaya, mango, ananas korkunçtur efendim. Burada böyle greyfurta benzeyen bir şey var ama çok tatlı. Efendim bir kısmı adını dahi bilmiyorum. Bunlar tropikal meyveler ve enteresan bir domates, bir portakal ve mandalina karışım bir meyvanın suyu. Efendim Tayland'ın tarihinden bahsedelim biraz. Eski adı Siam. Tayland adını 1932'de almış, bir devrim olmuş ve monarşiye son vermişler. Hala bir kral var aslında. Kral da birazdan göreceğiz. Takları falan var, çok şık. Efendim, kralın taklarına bakacağız birazdan. Yolda var giderken. Fakat bu devrimden, bu monarşi pek aslında sonu iyi gelmemiş. Çünkü 32'den yana buraya 17 tane ihtilal yapılmış bu ülkede. 17 ihtilal düşünün. Bunlar hepsi ordu değil. Bir kısmı entelektüeller, üniversite hocaları, efendim, sivil halk. 17 ihtilal ama şu anda 2007 seçimlerinde iyi bir parti başta. Kral hala var sembolik olarak. Ve maalesef biliyorsunuz 2005'te büyük bir tsunami geçirdi bu memleket. 5000 kişi öldü bu burada bu sahillerde, inanamazsınız. Şimdi ben yavaş yavaş kahvaltımı edeyim. Ondan sonra beraber Tayland'ı gezmeye efendim başlayacağız sevgili dostlar. Bana müsaade. Siz biraz gezin. Bakın etrafı çok güzeldir ama. Bu mimari hastasıyım buranın. Tabi buranın tarihinin başladığı yer burası. Ayutthaya. Gördüğünüz kitapta yazdığı gibi Ayutthaya'dan başlıyor iş. Ayutthaya bu Siam, eski adıyla Siam, şimdi adıyla Tayland. Tayland adı da 1932'de konulmuş Siam'daki. Bir nehrin ağzı. Yani diyorlar ki buraya Doğu'nun Venedik'i, ticaret. Her şeyde ticaret başlıyor. Bizim Galata ve Eminönü olduğu gibi. İstanbul'un önemi de oradan geliyor. Ticaret efendim. Ve biliyorsunuz ticaret buradan başlıyor. Buradan kervanlarla, gemilerle Kızıldeniz'e. Kızıldeniz'den bizim Osmanlı topraklarından geçiyor. Vergilerimizi alıyoruz. Oradan bir kol Trabzon'a geçiyor. Oradan yükleyip Boğaz'dan geçerken gene vergimizi alıyoruz. Buranın malından Türkiye'ye. Yani Osmanlı çok büyük vergi almıştır. Hatta 1500'lerde Hadım Süleyman Paşa buraya doğru yola çıkmış. Hindistan'da vazgeçmiş, bir kaleyi alamamış ve kaybetmiş savaş. Alamayacak kaleyi bu Sisteroven'den vazgeçirmiş. O zaman Barbaros buraya geleymiş. Buralarda herhalde adımız kalacak idi. Tarihte de böyle tesadüfler. Çünkü Barbaros başka bir Preveze'de meşgul idi o zaman. O savaşı kazanıyordu. Bunun için buraya gelememiştir. Aynı zamana düşer. Yani Osmanlı'nın da buraya kadar değil de yakın Hindistan'a kadar bir seferi olmuş. Hadım Süleyman Paşa. Koca adammış böyle 200 kilo yerinden kalkmaz mı? Orada
böyle taklar yapmışlar. Çok seviyorlar kral ve kraliçelerini. Kral Pumipon ve kraliçe Silikit. Adam 80 yaşında aşağı yukarı, 80 üzerinde yaşlı bir kral ama halk tarafından sevilen bir kral. Bütün yolsuzluğu yapanlar başbakanlar. Yani en son başbakan bir tanesi 1.8 milyar dolar telekomünikasyon deviymiş adam. Başbakan olmuş ama soymuş, sonra çevirmiş ortalığı. Şu anda memleketten kaçmış. İngiltere'de olduğu ya Dubai'de olduğu zannediliyor. İngiltere'den Dubai'ye geçmiş. İngiltere'den atmışlar. Dubai'de olduğunu tahmin ediyorlar. 1.8 milyar dolar telekomünikasyondan para çıkmış başbakan. Fakat kral tabii eski bir aile olduğu için onlar da böyle bir şey mevzu bahis değil. Hala çok seviyorlar. Kral ve her tarafta yollarda böyle taklar var. Kral Pumipon ve Silikit. Sevgili dostlar, ben de işte bu fillere çok acıyorum, bu turistik fillere. Bizim develer gibi var ya Bodrum'da, turistler biniyor geziyor ama bu hayvanlar çok, yani bunun için yaratılmamış Allah bunları. Bunlar serbest ve hür olmalı. Onun için bunları ben binmeyeceğim ama sizi görmenizi istedim. Çok hoş hayvanlar, kutsal hayvanlar ama bu ayağından böyle zincirli görmek, turistlerden para kazanmak bana pek doğru gelmiyor. Bu zavallı Tamlay da 1,5 yaşında ama ayağında 1,5 yaşında ayağında zincirli. Ben tabii bu hayvanın koşmasını, ormanda yürümesini, annesi babası yaşamasını isterdim. Ama maalesef bu turizm ve para bu da tam tersi bir yer. Hani filler ayaktan zincirli. Burada da Gibbons isimli, bilmiyorum Türkçesini, bir çeşit maymun, bir çeşit ape cinsinin uzun kollu bunlar. Bunların rehabilitasyon merkezi. Yani bunları şöyle yapıyorlarmış turistler için. Anneyi babayı öldürüp yavrularını çalıyorlarmış. Sonra onları turistlere ayağından zincirleyip turistlere şov yaptırıyorlarmış. Çok acıklı bir şey tabii. Ama şimdi bu foundation, bu kuruluş, arkadaki kuruluş, gördüğünüz kuruluş, içeri giremiyoruz, izin almak gerekiyormuş. Bunlar da bunu korumak için bu yavruları kurtarıp yeniden tabiata alıştırıp sonunda belirli bir şeye gelince yaşa ve alıştıktan sonra tabiata salıveriyorlarmış. Burada ormanlar arkası, yavru ormanları, korkunç yılanlar mılanlar, burada çok tuhaf bir yerdeyiz. Sular, şelaleler. Bütün arkası, buranın arkası bundan sonra insan girmemiş ormanlar var sevgili dostlar. İçeri giremedik, maymunları size göstermedik ama bunlar 25 km hızla gidiyorlarmış. Dağdan da atlayarak elleri uzun. 25 km şura düşünsenize. Ve bakın seslerini duyuyor musunuz? Bunlar aşk şarkıları. Bunlar çiftleşmek için şarkı söylüyorlar. Ama bu bebekler şarkıyı bilmiyorlar çünkü babalarından doğar doğmaz almışlar. Onun için bunlar şarkı da burada üretiyorlarmış. İki çiftleşsin diye. O şarkı söylemedi, bunlar çiftleşmiyorlar. Çok tuhaf sesleri var. Müzikleri, melodileri var. Konuşuyorlar aralarında. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? İşte böyle hayat. Hadi gidelim. Sevgili dostlar, işte ancak Tayland'da olur. Dikkat, yola maymun fırlayabilir lehvasını görünce durduk. Ve çok güzel bir manzaraya baksanız, maymunların güzelliğine bak, şöyle bir yere geldik. Burası maymunlar cenneti. Fakat bunlar esir maymun değil, bunlar hür maymunlar. Onun bunları çekebiliriz. Esirler çok fena. Hürler harika, şunlara baksana. Bebek maymunlar harika. Bak bak nasıl oynuyor bu şey. Harika ya.
Sevgili dostlar, burası Chalong Temple, Chalong Mabedi. Bu adanın, yani Phuket'in en önemli yerindeyiz. Şimdi biraz çiçek alalım. Çünkü buradan Buda'ya adaklar adayacağız. Dua edeceğiz. Efendim, memleketimiz için. Ve gidiyoruz şimdi Chalong Temple'da Buda için bir duaya. Çok müthiş bir yerdeyiz sevgili dostlar. İnanılmaz bir yerdeyiz. Böyle bir ruhani bir durum var. Efendim, burada şimdi tütsü yakacağız ve bir dilekte bulunacağız Buda'ya. Ben Budizm dinini seviyorum çünkü barış dini, kavga dini değildir Budist, unutmayın. Barış dinidir. Efendim, her zamanki gibi dileklerimiz Türkiye Cumhuriyeti için ilelebet, çağdaş ve laik Türkiye için, savaş görmeyecek Türkiye için bir mum yakalım. Chalong Temple'a. Bu ikinci mum için de çok önemli miyim? Adil, adaletli memleketim için. Bağımsız yargı sahibi memleketim için sevgili dostlar. Bağımsız yargı için de hemen ilave edeyim. Belki en önemlisi medeni değil ama kültürlü Türkiye için, kültürlü, okumuş, görmüş Türkiye için, kültürlü Türkiye için, eğitimli Türkiye için efendim, eğitim, orada bitiyor iş, eğitim, en önemli mum bence, eğitim mumu, bu eğitim mumu sevgili dostlar, eğer tutarsa bir daha gelişe, şuradaki fırında, şu gördüğünüz fırında, fişek yakacağız, çatapat yapacağız, gürültü yapacağız. Eğer tutarsa bu dilekler, yani Türkiye eğitime kavuşursa, iyi eğitimli Türkiye, layık Türkiye ve adalet yerini bulduğu zaman gelip burada yakacağız ve bunu yakacağız. Merak etmeyin. Hep beraber, el ele. Buyurun. Duydunuz mu? Birinin dileği tuttu demektir bu. Dilek tutunca gelip burada bu crackerları yakıyorsunuz, ses çıkarıyorsunuz. Efendim, tütsülerimizi koyalım ve oradan Buda'ya duamızı edelim. Ayakkabıları çıkardık. Temiz bir mabet için, ibadet yeri için temiz olmak gerekiyor. Kıyafetiniz düzgün olması lazım. Düzgün kılıkla temiz bir mabete gireceğiz. Buda mabetine. Buyurun efendim. Hakikaten çünkü nasıl uyuyor? Önemli bir gayrimlik kaybettim. Bazı insanları boşuna sevme. Çünkü onlar seni sevmiyorlar. Fakat bir mahkeme olursa ki oluyor şu anda. Onu kazanacaksın çünkü kalbin temiz. Sen iyi insansın dedi. Sonunda fazla acele karar verme dedi. Hızlı karar veriyorsun. Acele karar verme. İnsanları iyi tart.
Doğru, doğru ve yanlışı iyi gör, ondan sonra görmeden dalıyorsun sulara dedi. Fakat sonunda dedi, kazanıyorsun dedi. Dikkat et dedi, evlenmek istiyorsan, niyetim yok, iyi bir zaman değil dedi. O zaten problem değil. Efendim, enteresan, şunu saklayayım bari. 19 numarada bana çıkan ve benim çıkan falım. Enteresan değil mi? Efendim, işte böyle. Tayland'dan Ayhan Sıcımoğlu size sevgilerini sunuyor sevgili dostlar. Efendim, çıktı falımızda güzel şeyler, kötü ve güzel şeyler. İnşallah her şeyimiz düzelecek hayatta. Kaybolan gayrimenkullerimiz geri gelecek. Diye bir mahkemede delilimiz var efendim. Mahkemede kazanacağız. Saklayayım dedim ama saklama diyor hanımefendi. Aldığın yere geri koy, iyi şans getirmez dedi. 19 numarayı bizde, 19 numara şurası. 19 numarayı gördüğünüz gibi her kutunun numaraları var. Orada çektiğimiz ufak sopadaki numara 19'dan geldik, şeyimizi aldık. Şimdi su işimiz var, suyu yapalım. Kutsal su, ondan sonra gideceğiz. Make a wish. Bir dilek tut diyor. Dilek şöyle olsun. Ayşe'cim, kızım. Çok iyi bir soprano olman için. Oldun ama dünya çapında bir artist olman için. Sana Tayland'dan bir dilek tutuyorum. Paris'tesin. Çok iyi bir sanatçı olacağını biliyorum. Ama her şeyden evvel iyi insan ol. Memleketini seven bir insan ol. Efendim, aslında çok eski değil. Şöyleymiş hikayesi. Eskiden 100 sene evvel Phuket Adası çok vahşi bir ada iken bütün vali, polis, efendim hastaneler, insanların kulübü burada toplanırmış ve herkes dağlarda yaşarmış. Sonra Dünya Harbi'nde Japonlar buraya saklanmış. Japonlara bombalamaya Amerikalılar gelmiş. Bütün adayı dümdüz etmişler bomba. Fakat buraya bomba düşmüş ama burada bomba patlamamış rivayete göre. Fakat bu binalar yeni, yani 20 senelik ve aşağı 30 senelik eski binalar hepsi çürümüş ve gitmişler. Çürümüşler ve maalesef kaybolmuşlar. Şimdi bir tanesi yapmaya çalışıyorlar. Şurada bir tane bakacağız ona. Onu eskisinin replikası gibi. Bir ona bakalım. Ona devam edeceğiz. Buyurun efendim. Efendim, gördüğünüz gibi Chalong mabedinin eski halinin replikası. Eskiden böylemiş mabed. Daha büyükmüş fakat bakarsanız yerden yukarıda. Çünkü 100 sene evvel düşünün burayı. Burası bir orman. Zehirli yılanlar, kaplanlar, hayvanlar falan var. Fakat bunun güzelliği bir başka. Yani onlar çok şaşalı ama bunun bir kere yerden yukarıda olması daha güzel bir şey. Hoşuma gidiyor. Yavaş yavaş hasta oluyoruz efendim Phuket'e. Phuket'in hastası olacağız. Buyurun. Sevgili dostlar, burası tabii dediğim gibi Tayland Phuket. Ve bu akşam önemli festival. 12. ayın dolunayında, yani 12. ayın bu ayın sonunun dolunayında bir festival yapılıyor. Burada Loy Krathong Festivali. Loy Krathong. Bundan Krathonglar. Şöyle olmuş. Birkaç yüzyıl evvel Siam Kralı, o zaman adı burası Siam'ken, Siam Kralı bir şehre gelmiş ziyarete, Phuket'e. Kral geliyor diye bütün herkes bütün bu gölleri ışıkla süslemişler. Kral çok hoşuna gitmiş. Demiş ki memleketin huzuru için, memleketinin güveni için, insanların huzuru için ve varlığı için bunu her sene yapalım ve dua edelim demiş ve bunları yakıp yüzdürmüşler. Efendim ben de kralı takip ediyorum ama Phuket'e değil de kendi memleketimin, Türkiye'nin huzuru, güvenliği, layık Türkiye için ve adil Türkiye için bir kraton yakacağım sevgili dostlar. Ve çadır Türkiye için
selamlayacağım hepinizi ve bu programı burada bitireceğim sevgili dostlar. Şimdi yakalım krotonumuzu. Efendim bu film de bu kadar. Hoşça kalın sevgili dostlar. Ayhan Sıcımoğlu, Tayland Phuket Loy Krathong Festivali'nde göllere mum yakma muhabbeti ve direkt dileme muhabbeti memleket için. Herkesin kendi memleketine. Taylandlar Tayland'a, ben de Türkiye'ye efendim. Hoşça kalın. Mm-hmm.